Merhaba arkadaşlar. Bağışıklık sistemi çıkmış sorularla birlikteyiz. Kaç tane sorumuz var? Burada 12 tane yanlış hatırlamıyorsam. Evet 12 tane sorumuz var. Başlayalım isterseniz. Sistemlerle ilgili en sevdiğim özellik de şu e, soru sayısının az olması. Çünkü soru sayısı arttıkça benim böyle okuma şeyim de azalıyor. Şimdi başlayalım isterseniz birinci sorumuzdan. 2013 biyoloji ÖABT diyor ki: Bağışıklık sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bağışıklık sistemi kendi ve yabancı ayrımını yapabilir. Doğru arkadaşlar yapabiliyor. Yani şöyle düşünün. Kendi hücresiyle veya kendi proteiniyle yabancı gelen protein hücreyi fark edebiliyor. Ayrımı yapabiliyor. Doğrudur. Zaten yapamazsa kendi hücresini öldürür demek. Kazanılmış bağışıklık hücresel ve humoral olarak iki ana gruba ayrılır. Bu da doğrudur. Kazanılmış bağışıklık ne demek? Sonradan kazanılan, yani doğuştan gelmeyen. Hücresel bağışıklıkta T lenfositleri görevliyken, humoral yani sıvısal bağışıklıkta B lenfositleri görevlidir. Peki neden humoral yani sıvısal deniliyor? Çünkü B lenfositleri antikor oluşturuyorlar. Bu antikorları da plazma içerisine salarak orada bir bağışıklık sağlıyorlar. Sıvının içerisinde bu antikorlar bulunduğu için sıvısal bağışıklık olarak isimlendiriliyor. Hücresel bağışıklıkta B hücreleri ve plazma hücreleri görev alır demiş. Hayır bakın hücreselde ne dedik? T hücreleri görev alır dedik. Dolayısıyla bu yanlıştır. B ve T hücrelerinin özgül antijenleri tanımaları plazma zarındaki antijen reseptörleriyle sağlanır. Zaten bir hücre diğer bir hücreyi veya diğer bir maddeyi tanıyorsa o reseptörlerle algılanır. Bu reseptörler de nedir? Glikoprotein, glikolipit gibi yapılardır hücre zarında bulunan. Dolayısıyla bu doğrudur yardımcı T hücreleri tarafından salınan sitokinler B hücrelerinin çoğalmasını sağlar. Sitokinlerin böyle bir özelliği vardır arkadaşlar. T hücreleri tarafından salınan bu maddeler B hücrelerinin çoğalmasını uyarıyor. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci sorumuz diyor ki yukarıdaki durumlardan hangileri insanda aktif bağışıklık kazanılmasını sağlar? Aktif bağışıklık olması için antikoru bizim üretmemiz lazım. Bakın antikoru biz üreteceğiz, hazır almayacağız. Doğumdan sonra annesini emen bebeğe sütte bulunan bazı antikorların geçilmesi. Bebek mi üretti? Hayır, anneden geçti. O zaman bu aktif değil, pasif bağışıklıktır. Zayıflatılmış kolera etkeninin sağlıklı bireye enjekte edilmesi. Bakın aşı olduk. Aşıda bize zayıflatılmış etkeni veriyorlar. Biz antikorumuzu kendimiz üretiyoruz. İşte kızamık aşısı olsun, su çiçeği aşısı olsun bunların hepsinde aynıdır. Tüm aşılarda böyledir. Dolayısıyla bu aktif bağışıklıktır zehirli bir yılan tarafından ısırılan bireye antiserum enjekte edilmesi arkadaşlar bu antiserum nedir antiserum yani serumun içerisinde e, antikorlar vardır biz üretmiyoruz bakın hazır veriliyor olmaz bu. Bazı immunoglobinlerin plasenta yoluyla fetüse geçmesi. Bakın anneden bebeğe geçiyor. Bebek üretmiyor. Dolayısıyla bu da pasif bağışıklıktır. Bize aktif bağışıklığı sorduğu için cevabımız yalnız iki aşıklı olacak. 2015 Biyoloji ÖABT diyor ki İnsanda diyor sağlıklı hücrelerden hangisi immunoglobinler olarak bilinen bağışıklık maddelerini sentezler. Immunoglobinler dediğimiz nedir? Antikorlardır. Bu antikorları... Kim sentezliyor arkadaşlar? Tabii ki plazma hücreleri sentezleyecekler. Bakın plazma hücreleri. Stotoksik T lenfositleri stokin dediğimiz maddeleri üretiyorlar ve B hücrelerinin çoğalmasını sağlıyorlar. Makrofajlar e, büyük lenfositlerdir arkadaşlar. Büyümüş olan lenfositlerdir. Bunlar fagositoz yapıyorlar. Kondrosit zaten e, bir bağışıklık hücresi bile değil. Kondrosit nedir? kıkırdak hücrenin yani kıkırdak dokunun hücresidir arkadaşlar. Fibroblastlarda yağ hücreleridir. Dolayısıyla bunda da bağışıklığa ilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda savunma sisteminin elemanlarından biri değildir? Dalak bir kere dalak hani hep deriz ya, dalak ne işe yarıyor dalak ne işe yarıyor diye. Arkadaşlar dalak savunma sisteminin bir elemanıdır. Parçalanmış olan veya olgunlaşmış olan al yuvarları ne yapıyor? Parçalıyor. Yaşlanmış olanları parçalıyor. Ayrıca yine bir lenf düğümü olduğu için işte e, ak yuvarların olgunlaşmasını sağlıyor. Yine bağışıklık sisteminde görevlidir. Timüs bezi t-lenfositlerini oluşturduğu için savunma sisteminde görevlidir. PR plakları bağırsaklarımızda bulunur ve e, savunma sisteminde görevlidir. Bademciklerde bir lenf düğümüdür arkadaşlar. Dolayısıyla savunma sisteminde görevlidir ama paratiroid bezi bir hormonal bezdir. Paratiroid bezinden eee paratormon salgılanır. Kandaki kalsiyumu artıran hormondur paratormon. Dolayısıyla bu bağışıklık sistemi ile ilgili değildir. Beşinci sorumuz. Plazma hücreleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Plazma hücreleri ne yapıyordu? Antikor üretiyordu, değil mi? Humoral bağışıklıkta görev alır. Evet humoral yani sıvısal antikor ürettiği için doğru. Sitoplazmalarında ribozom ve endoplazm retikulum organelleri bol bulunur. Şimdi neden bol bulunacak onu söyleyelim. Doğru bu. Bunlar ne üretiyor? Antikor. Antikorun yapısı nedir? Protein. Protein üretebilmesi için ribozomunun bol olması lazım. Peki bu proteini kim tarafından dışarı gönderiyor? Endoplazm retikulumla dışarı gönderiyor. O yüzden bol bulunur. Doğru. Antikor üretiminden sorumludur. Evet söyledik zaten. Oluşumunda yardımcı T hücrelerinin salgıladığı sitokinler rol oynar. Zaten önceki sorularda da çıktı doğru. Patojenik hücreyi fagositozla yok eder. Hayır bunlar fagositoz yapmıyorlar sadece antikor üretiyorlar. Cevabımız edilme seçeneği olacak. Altıncı soru. Vücut yüzeyinin herhangi bir yerinde oluşabilecek bir hasara karşı gösterilen inflamasyon cevapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Mast hücreleri hasarlı bölgeye hareket eder. Şimdi mast hücreleri bağışıklıkta görevli hücrelerdir. Şimdi diyelim ki ee, bir yaralanma durumu oldu arkadaşlar. Hemen mast hücreleri devreye giriyorlar ve oradaki yaralı bölgeye doğru giderek mikropları öldürmeye çalışıyorlar. O yüzden bu doğrudur. Kandan hasarlı dokuya plazma ve fagositlerin geçişi gerçekleşir. Evet, fagositler fagositoz yaparak ne yapacaklar? Yine oraya gelen mikropları öldürecekler. Doğru. Fagositlerden salgılanan histamin damarların daralmasına yol açar demiş arkadaşlar. Histamin damarların daralmasına değil, damarların geçirgenliğini artırıyor. Geçirgenliğini artırarak bu fagositlerin işte plazma e, e, plazma pardon bir dakika söyleyemedim işte fagositlerin mas hücrelerinin geçişini artırıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Fagositler bakteri ve ölü hücreleri içine alarak parçalar. Evet fagositler fagositoz yapabiliyorlar. Doğru. Trombositlerden gelen büyüme faktörü endotel hücrelerinin bölünmesini uyarır ve onarımın başlamasını sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Burada C şıkkı yanlıştır. Histamin damarların daralmasını değil damarların geçirgenliğini artırır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci soru. Bakın dikkat ederseniz de hani şu zamana kadar hiç çıkmadı. İlk defa 2019'da sormuşlar. Diyor ki hangisi insanda pasif bağışıklık sağlar? Az önceki soruyla aynı. Kaçıncı soruydu bu? 2014 biyolojiyle aynı arkadaşlar hemen hemen. Antikorların anne sütünden yavruya geçişi. Bakın pasif taşımada pasif bağışık pasif taşıma demiş özür dilerim. Pasif bağışıklıkta antikor hazır alıyoruz. Antikor anneden yavruya geçti mi? Hazır mı? Evet. O zaman pasif bağışıklıktır. Plasentadan fetüse geçiyor. Hazır alındı. Pasif bağışıklıktır. Aşılamada ne yapıyordu? Antikoru kendimiz üretiyorduk. Aktif bağışıklık. Hastalığa bağışık bir bireyden alınan antikorların hastalığa geçirmemiş bir bireye aktarılması. Bakın antikor yine hazır veriliyor. Dolayısıyla bu da pasif bağışıklıktır. 1 2 4 şeklinde olur. Cevabımız Edirne seçeneği. 2019 Biyoloji ÖABT e diyor ki insan vücudunda mast hücrelerine ve bazofillere bağlanarak onları antijen bağlanmaya duyarlı hale getirip histamin salınımının gerçekleşmesini, inflamasyon ve alerjik cevapların oluşumunu sağlar. Bakın zaten hani şu şu kısmı hiç okumadınız. Tamam mı? Direkt alerjiyi gördüğünüz zaman aklınıza immunoglobin E gelsin arkadaşlar. İmnoglobin E ne yapıyor? Enerjiye karşı cevap oluşturuyor. Şimdi diğerlerini de teker teker söyleyeyim. Şimdi burada immunoglobulin G arkadaşlar anneden bebeğe geçen tek e, antikordur. Dolayısıyla immunoglobulin G ile ilgili bunu bilmemiz yeterlidir. Anneden bebeğe geçen tek antikordur. Bebeği korur. Immunoglobulin A'ya gelelim. Immunoglobulin A ee, genellikle böyle sindirim yollarında, işte ağız kenarında, burun kenarında bunularak mikropların girişini engelliyor. Imunoglobulin A. Imunoglobulin D arkadaşlar bu da. Şimdi B lenfositleri var ya B lenfositlerinin üretiminden sorumludur. Ana bileşenini oluşturuyor. İmmünoglobulin M'ye de baktığımız zaman mesela bir vücudumuza bir mikrop girdiği zaman ilk olarak oluşan immünoglobulin M'dir. Şimdi bunların e, şeylerini karıştırabilirsiniz. Sadece size soracakları nedir biliyor musunuz? Anneden bebeğe geçen immünoglobulin G Alerjide etkili olan immunoglobinin A. Bu ikisi genellikle daha fazla soruluyor. Bu ikisini bilseniz bile yeterlidir diye düşünüyorum. Gelelim 9. soruya. Memelilerde bulunan lenfositler olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Lenfositler. Lenfositler bağışıklık oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Antikor üretiyor mu? Evet B lenfositleri ve plazma hücreleri ne yapıyordu? Antikor üretiyorlardı arkadaşlar yapar. Fagositoz yapma. Bakın fagositoz yapmazlar lenfositler. Sadece e, ya antikor üreterek yaparlar ya da hücresel bağışıklık. Yani T lenfositleri gidip reseptörleriyle gidip bağlanıyor ve e, bazı maddeler salgılayarak öldürüyor. Fagositoz yine yapmıyor. Fagositoz yapma lenfositlerde yoktur unutmayın. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 2021 biyolojiye gelelim diyor ki insan da farklı antijenlere karşı farklı amino asit dizilimine sahip milyonlarca antikor çeşidi üretilebilmektedir. Bu, bu antikor çeşitliliği ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Her bir antikoru kodlayan milyonlarca gen vardır. Arkadaşlar zaten bu milyonlarca gen olmasaydı ne olurdu? Antikor çeşitliliği olmazdı ama şöyle düşünün. Her bir antikoru kodlayan demiş. Şimdi her bir antikoru kodlayan milyonlarca gen değil, tek bir gen bölgesi vardır. Antikor çeşitliliği sağlayan milyonlarca gen var ama tek bir antikoru kodlayan sadece tek bir gen vardır. Dolayısıyla burada bir hani laf ebeliği diyorlar ya, laf şeyliği yapmış burada. Kafamızı karıştırmak için her bir antikoru kodlayan değil. Antikorun çeşitliliğine sebep olan milyonlarca gen vardır. O yüzden bu yanlıştır immunoglobulin genleri yeniden düzenlenebilmektedir. Evet bu genler yeniden düzenlenerek arkadaşlar farklı şekillerde ya da farklı yapılarda üretilebiliyor. Doğru. İmmunoglobulin genlerinde mutasyonlar görülebilir. Tabii ki mutasyonlar görülerek farklı immunoglobinler oluşturulabilir arkadaşlar. Gen bölgesi sonuçta mutasyon olabilir. Dolayısıyla denizli şıkkı doğru olur. 2022'ye geldik. Diyor ki insanda alerji, alerjen adı verilen bazı antijenlere karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı tepki olarak tanımlanır. Alerjik bir reaksiyonda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Bakın alerji ile ilgili olan hangisi hangisiydi? İmnoglobilin E. Ben bu soruyu çok net hatırlıyorum. Yaptığım anı çok net hatırlıyorum. A şıkkını okudum dedi ki immünoglobulin G antikoru mast hücresi yüzeyinde reseptörlere bağlanır. Bakın immünoglobulin G değil. İmmünoglobulin E. Direkt yanlış olanı sorduğu için A şıkkını işaretledim. Diğerlerini okumadım bile çünkü bunu biliyorum. Okuyalım şimdi diğerlerinde ne diyor? Alerji sırasında neler görülüyormuş? Plazma hücreleri antikor üretir mi? Evet, mecburen an e alerji için antikor üretecek. Zaten antikor dediğimiz immunoglobili nedir? Mast hücreleri histamin salgılar, damarların geçirgenliğini artırmak için. Evet. Alerjen antikor mast hücresi kompleksine tutunur. Tutunacak ki alerjen ne yapsın? Yok edilsin diye. Doğru. Alerjik reaksiyonun gerçekleştiği bölgede egzokrin bezler aktifleştir. Egzokrin bez nedir? İşte ee, salgısını vücut boşluğuna ya da vücut dışına salgılayan bezlere biz egzokrin bez diyoruz. Mesela ter bezleri, tükürük bezleri bunlar nedir? Egzokrin bezlerdir. Burada alerjinin gerçekleştiği bölgede mesela eğer bir polen alerjiniz varsa gözünüzden yaş akar veya burnunuz akar. Bunlar nedir? Egzokrin bezlerin aktifleşmesiyle olur. O yüzden doğrudur. Cevabımız aşıkkı olacak. Gelelim artık son sorumuza. Diyor ki Yukarıdakilerden hangileri? Vücudun yaptığı özgül savunma çeşitlerinden değildir. Şimdi özgül savunma çeşitliliği ne demektir? Özgül savunma. Arkadaşlar bir mikroba karşı bir mikroba özgü bir madde salgılıyorsak bu özgül savunmadır. Şimdi bakalım hangisi özgül savunma çeşidi değil diyor. Arkadaşlar eminoglobilin M. Her bir antikoro özgü sentezlenir. Dolayısıyla bu özgül savunmadır. Patojenlerin fagositozu demiş. Patojenler e, yani fagositoz yapan hücreler her bir patojeni fagositoz yaparlar. Yani burada özgül ayrımı yoktur. Dolayısıyla hepsini yaptıkları için özgül değil. Göz yaşındaki lizozim ile yapılan savunma. Lizozim enzimi göz giren mikropları ne yapıyor? Öldürmeye çalışır arkadaşlar. Dolayısıyla her mikroba aynı savunmayı yapar. O yüzden özgül değildir. T-lenfositlerle yapılan savunma bu tabii ki özgüldür reseptörlerle tanıdığı için sadece belirli mikropları tanır. O yüzden bu özgül bir savunmadır. Bize özgül değildir dediği için cevabımız ne olur? 2 ve 3 denizi seçeneği olacak. Böylece bağışıklık sistemi ile ilgili çıkmış soru çözümümüzü de bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.